Çok korkuyorum. Biz önceden Gaziantep'te otururken hiçbir sorun yoktu. Babamın emekli olmasının ardından Karaman'a taşındık. Buradaki evimiz çok büyük, güzel ve ilgi çekici. Fakat yaşadığımız kötü şeyleri öğrendikten sonra bu evin hiç de iyi bir ev olmadığını anlayacaksınız. Bu evi ilk gördüğümde çok güzel bulmuştum. Dışarıdan görünümü çok iyiydi. Fakat dışarıdan bakmaya devam ettim. Ne kadar güzel diye düşünerek sürekli evimizin dış görünümünü seyrederken olayların farkına varmaya başladım. Bina 3 katlı ve 3. katı henüz tadilatta olduğu için kimse oturmuyordu. Bir gün evimizi izlerken evimizde tuhaf bir ürkütücülüğün olduğunu gördüm. Tam bakarken 3. kattaki evin boş olmasına rağmen camdan bakan birini gördüm. İşin kötüsü biz buraya taşındık taşınalı tadilat için hiç usta gelmedi. Sonra 3. katı merak etmeye başladım. Bizim evin balkonundan yukarı katın balkonuna doğru tırmandım. Balkonun kapısından içeri girmek için kapıyı açmaya çalıştım. Fakat kapı kilitliydi. Sonra balkon boyunca dolaşıp pencereden bakmaya çalıştım. Evden çok iğrenç kokular geliyordu. Sanırım ölü kedi kokusuydu. Aldırmadan içeriği incelemeye devam ettim. Evde gölgeler dönüyordu. Ve her yerde kana benzer kuru bir sıvı lekesi vardı. Çok korktum ve hemen bizim evin balkonuna atladım. Gece uyurken bana birinin seslendiğini duydum. Dışarıdan geliyordu sesler. Korkudan yatağımdan çıkmadan pencereye baktım. Birisini gördüm. İnsana benzemeyen, gölgeye benzeyen bir şeydi sanırım. Tam olarak ne olduğunu bilemiyorum. Bunun nesi korkunç dediğinizi hissedebiliyorum. Fakat işin kötüsü 2. katta oturuyoruz. Neyse işte. Hayal gördüğümü düşünerek gözlerimi kırpıştırdım ve tekrar baktım. Varlığın yerinde duman vardı. Arkamı dönüp uyudum. Ertesi sabah kalkıp o balkondaki çekmecenin içindeki eşyaların bir tanesi bile dökülmeden yere yattık. Ve üstündeki şeyler de aynı şekilde düzeni bozulmamıştı. Çekmece yere yatık bir şekilde duruyordu. Hepimiz korkmaya başladık. Bir gün evimize yatılı misafir geldi. Gece uyurken birden tokatla uyanmış. Etrafına baktığında kimseyi görememiş. Küçük kardeşime baktığında onu yerinde göremeyince etrafına bakılmış. Kardeşimi ranzanın altında, duvarın dibinde görmüş. Yatağına yatırmış. Mutfağa gidip su içmiş, geri odasına gittiğinde kardeşimin yorganını duvara yapışık bir şekilde görmüş. Kardeşimi kendi yorganının altına yatırmış ve tam arkasını döndüğünde bir bakmış, mutfağa bir gölgenin girdiğini görmüş. Ertesi sabah evine gitti ve bir daha evimize gelmedi. Geçenlerde ben okuldayken annem kardeşimi uyutmuş ve kendisi de uyumuş. Kardeşim uyandığında annem uyuyormuş. Kardeşim yataktan kalkmış ve annemin çantasıyla oynamaya başlamış. Tam hapları kabından çıkarmaya başlamış ki birisi annemi dürtükleyerek uyandırmış. Annem arkasını döndüğünde kimsenin olmadığını ve kardeşimin hapları yemeye çalıştığını görmüş. Ve kardeşim alıp komşuya inmiş. Şu an pek abartılı olmasa da biz uyurken ışıklar açılıp kapanıyor. Ve bazen dolaptaki yemekler kendiliğinden bitiyor. Bazen de akşamdan aldığımız ekmekleri sabah bulamıyoruz. Dolaptaki abur cuburların kayıp oluyor. Ve ertesi gün aynı abur cuburun farklı markasını kitaplığımda buluyorum. Şu an aynı evde oturuyoruz ve bazı gecelerde de üst kattaki ev boş olmasına rağmen yukarıdan şarkı, kahkaha ve ayak sesleri geliyor. O günden sonra ben, annem ve babam köyümüze gitmek için hazırlandık. Arabaya bindik ve hemen yola koyulduk. Köyümüz 2 saat uzaklıktaydı. Anneannemlere geldik. Lafı fazla uzatmayayım. Annemgilin karşısında eski bir ev vardı. Köydeki arkadaşlarım buraya gizemli ev diyorlardı. O gün köydeki en iyi arkadaşımla buluştuk. Bana hadi gizemli eve gidelim dedi. Ben de tamam ama tüm arkadaşları topla dedim. O da arkadaşları topladı. Ertesi gün gizemli eve gittik. Arkadaş akşama kadar kalalım bakalım aramızda en cesaretli kimmiş dedi. Ben ve arkadaşlarım kabul etmiştik. Ama benim başımdan geçen olayları hiçbiri bilmiyordu. Aslında korkuyordum kabul ederken. Ama yine de kabul etmiştim. Aslında köyde bu ev hakkında çok fazla söylentiler dolaşıyordu. Ama ben inanmıyordum. Her neyse konuya dönelim. Sonra akşam geldi çattı. Hadi gidelim dedik ve bir arkadaşım burada kalalım. Bilirsiniz köy evleri yan yanadır ve bizim eve bu ev çok yakındı. Ailelerimizden izin aldık. O gece orada kalıyorduk. Saat 2.30'u gösteriyordu. Bir ses duydum tabii. Oraya yatak yorgan falan götürmüştük. Arkadaşlarım uyuyordu. Sıra sıra nöbet tutuyorduk. Sıra bendeydi. O sesin nereden geldiğini merak etmiştim. Ama köyde çok kedi, köpek, kirpi vardı. Aldırmadım. Sanki bu ses uyarıyordu.
''Çıkın buradan, çıkın'' diye bir ses daha duydum. Ahşap bir evdi burası. Hemen elime sopayı aldım. İhlas, Nas, Ayetel Kürsü okudum. Çok korkmuştum. Hemen arkadaşlarımı uyandırdım. ''Kalkın, şuraya bir bakalım'' dedim. Birlikte etrafa baktık, hiçbir şey yoktu. Eve geri döndüğümüzde duvarda bir yazı vardı. Ben Arapça biliyordum. Annem beni çocukluğumdan beri Kur'an kursuna gönderdiği için Arapçayla aram iyiydi. Kanla yazılmış ve şöyle diyordu. Eğer buradan çıkmazsanız başınıza kötü şeyler gelecek. Hadi çıkalım arkadaşlar dedim. Arkadaşlarım itiraz ettiler. Ben de kaldım yanlarında. Ve yine aynı sesi duydum. Ben aniden kapıyı açmaya çalıştım. Ama başaramadım. Nasıl olduysa kapı kilitlenmişti. İçinden aha şimdi yandık dedim. Dönüp arkadaşlarıma senin lafına neden uydum ki? Keşke uymasaydım dedim. Aynı ses bu sefer Arapça konuştu ve şöyle dedi. Ben sizi uyarmıştım. Çekin şimdi cezasını dedi. Öyle bir korkmuştum ki neredeyse bayılacaktım. Kapılar kilitlendi. Camlar açılıp kapanmıyor. Sesler çıkıyor. Hepimiz çok korkuyorduk. İkinci kattaydık. Aşağıya şöyle bir baktım. Atlarsam bir şey olmaz dedim. Atladım aşağıya. Bayılmışım sonra düştüğüm yerde. Bir de evde ayıldım. Kendimi toparladım. Hemen eve gittim. Babamı çağırdım. Olanları anlattım. Babam da eve gitti. Burada bir şey yok dedi. Duvardaki yazı silinmişti. Babam oradan arkadaşlarımı çıkardı ama aralarında Ali yoktu. Babam ve köydeki erkekler etrafa dağılıp Ali'yi aramaya başladılar. Tabii ben ve arkadaşlarım da aramalara katılmıştım. O evin 2 kilometre ilerisinde Ali'nin cesedini bulduk. Kafasını sanki biri döndürüp öldürmüştü. Ali'nin cesedinin üstünde bir not vardı ve notta şöyle yazıyordu. Bu bir uyarı. Eğer bir daha bizi rahatsız ederseniz hepinizin başına gelecek olan budur yazıyordu. Herkes çok korkmuştu. O gece hiç uyumamıştım. Çok korkuyordum. O not aklımdan gitmiyordu. Sonra gece birinin benim camımın önünden içeriye baktığını gördüm. Hemen koştum, babamı uyandırdım. Babam etrafı aradı, bulamadı. Evde yaşadıklarımı anneme anlatmaya karar vermiştim. Annemle konuşmaya başladım. Geçen gün yaptıklarımı, 3. katın balkona tırmanışımı, içeride olanları, ertesi gün yaşadıklarımı, kardeşimin yorganının duvara yapışmış olduğunu, başımdan geçen her şeyi bir bir anlattım anneme. Annem çok korkmuştu. Ne yapacağımızı düşünürken, hadi toparlan, buradan gidelim dedi. Ve ertesi gün yola çıkmaya başlamıştık. Babama yalvardım, baba ne olur gidelim diye. Babam da bana kaçarak bunlardan kurtulamayacağımızı, bu ilimlerle uğraşan birini bulacağını, cami hocasıyla konuşmaya gideceğini söylemişti. Cami hocasıyla görüştükten sonra babam eve geldi ve beni kuzenlerime gönderdi. Ha, kuzenlerime varmıştım. Orada kuzenlerimin babasının tarafından kuzenleri de vardı. Televizyon izleyip cips, kola, çikolata falan yiyorduk. En küçük kuzenimin bağdaş kurup oturmuştu. Telefonunu ayaklarının arasına koymuştu. Ve elini attığında telefon yoktu. Birden telefon yok diye bağırdı. Hepimiz kalkıp aramaya başladık. Bizim telefonlarla arıyoruz. Ses teyzemlerin yatak odasından geliyordu. Korkma korkma. Girdim, herkese bağırdım. Buraya gelin, ses buradan geliyor diye. Herkes geldi. Aradık taradık, yoktu. Sonra ben tekrar aradım. Telefon çaldı. Garip garip sesler geliyordu. İki kez daha aradım, yine açıldı. Yine aynı sesler. Tekrar yatak odasına gittik. Bir baktım. Askıdaki teyzemin pardösesinin cebinde ışık var. Elimi attım, kuzenimin telefonunu buldum. Herkese seslendim, gelin telefonu buldum diye. Sonra herkes dışarı çıktı. Ben hala daha ayakkabımı bağlıyordum. İçeriden ayak sesleri gelmeye başladı. Çok korkuyordum. Daha önce yaşadığım olaylarda teyzemlere anlatmamıştı babam, korkmasınlar diye. Ertesi gün babam teyzemi aradı ve beni eve çağırdığını söyledi. Teyzemler beni eve bıraktıktan sonra babam birazdan hocanın geleceğini, gerekli şeyleri yapacağını, bundan sonra rahat durmam gerektiğini söyledi. Aradan yarım saat süre geçtikten sonra hoca eve geldi. Hoca kağıda Arapça bir şeyler yazdıktan sonra kağıdı kıvırarak bir derinin içine koydu. Deriyi de iğne yardımıyla diktikten sonra bu muskayı hiçbir zaman ne olursa olsun banyonun dışında hiçbir şekilde çıkarmamam gerektiğini söyledi. Boynuma muskayı taktıktan sonra namaza da başladım. Namaz kılmaya başlamıştım. Evet, ben haylaz ve yaramaz olan ben namaz kılmaya başlamıştım. Bundan sonra hiçbir şey olmadı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.